Titan, Satürn'ün 62 uydusunun en büyüğüdür. Güneş sistemimizde bulutların ve yoğun bir atmosferin bulunduğu tek uydudur. Ayrıca Dünya dışında yüzeyinde sıvı bulunan tek gök cismidir. Gelin Satürn'ün bu istisna uydusunu ve şimdiye kadar oraya yapılmış misyonları ve bu gök cismindeki yaşanılabilirliği inceleyelim. Titan ilk olarak Hollandalı bir bilim adamı olan Christine Huygens tarafından 1655 yılında teleskopla keşfedilmiştir. Titan yaklaşık 1.2 milyon kilometre mesafeden Satürn'ün etrafında dönmektedir ve tam dönüşünü 15 gün 22 saatte tamamlamaktadır. Satürn'ün yörüngesinde eş zamanlı dönüş sergiler. Yani her devirde kendi ekseninde bir kez döner ve bu nedenle Satürn'e doğru her zaman aynı yüzü görünür. Ayrıca Titan, Merkür gezegeninden büyüktür ve Plüton'dan da çok daha büyüktür. Titan'ın çapı ise atmosferi hariç yaklaşık 5150 kilometredir. Titan'ın düşük yoğunluğu, iç kısmının kayalık malzemelerden ve metandan oluşan buzlu malzemelerin yanı sıra katı bir su buz kabuğu ile kaplı sıvı katmanları içeren su ve amonyak karışımından oluştuğunu gösterir. Çekirdek, toplam yarıçapın %80'ine kadar uzanır ve doğası gereği kayalıktır. Titan'ın toplu özellikleri, Jüpiter'in Ganimede ve Kallistos'u ve Neptün'ün Triton'u gibi dış güneş sistemindeki diğer büyük buzlu uydulara benziyor. Aynı zamanda görünüşüyle bir uydudan daha çok bir gezegeni andırıyor. Jeolojisini anlamak için öncelikle Titan'ın atmosferini anlamamız gerekiyor. Titan atmosferinin varlığının ilk kanıtı Hollandalı astronom Gerard Kuiper tarafından bulundu. Titan'ın atmosferinde güneş ışığının metan tarafından emildiğini tespit etti. Bununla birlikte Voyager 1'in 1980'deki uçuş görevi sırasında radyo dalgalarının kırılması, metanın atmosferdeki toplam moleküllerin yalnızca küçük bir yüzdesini oluşturduğunu göstermiştim. Titan'ın atmosferi Dünya'nınkinin neredeyse iki katı kalınlığında olduğundan ve bu yüzden görünür ışık spektrumlarında astronomik aletlerin yüzeyini görüntülemesine izin vermediğinden baskın moleküller görünür ışık spektrumlarında tespit edilemedi. Voyager'dan gelen kızılötesi ve radyo verileri atmosferdeki ana bileşenin nitrojen olduğunu doğru bir şekilde tanımladı. Voyager tarafından Güneş'ten gelen ultraviyole ışığın soğurulmasıyla moleküler hidrojen ve birçok karbon taşıyan molekül de tespit edildi. Karbon taşıyan moleküllerin Güneş'in ultraviyole ışığının karbondioksit, karbonmonoksit, hidrojen siyanür, metil asetilen gibi yüksek irtifalarda metan ve nitrojen üzerindeki etkisiyle üretildiği varsayılmaktadır. Cassini-Huygens misyonu Titan'ın yüzeyinin incelenmesine büyük ölçüde yardımcı oldu. Cassini uzay aracı Titan çevresinde bir dizi yakın uçuş sırasında birkaç gözlem yaptı. Huygens sondası dış güneş sistemindeki bir gök cisminin yüzeyine inen ilk uzay aracıydı. Atmosferde birçok kimyasal ve fiziksel deneyler gerçekleştirdi ve yüksek çözünürlüklü görüntüler iletti. Görev, Titan yüzeyinin gezegen standartlarına göre oldukça genç olduğunu ve yalnızca birkaç büyük kraterin gözlemlendiğini ortaya çıkardı. Yüzey, esas olarak hidrokarbonlardan, su buzundan ve muhtemelen amonyak buzu ve metandan oluşuyor. Aktif jeolojik süreçlerle Titan'ın yüzeyinde son zamanlarda buzların yoğunlaştığına dair kanıtlar da bulundu. Buz volkanları olabilecek kara formları Cassini tarafından gözlemlendi ancak aktif volkanlar bulunamadı. Yüzeyin rüzgar ve muhtemelen sıvı metan yağmuru tarafından şekillendirildiği düşünülüyor. Koyu renkli hidrokarbon birikintleriyle kaplı nehir kanalları da yaygındır. Bu kanallar bazen faylar boyunca ilerler ve bazen de kapsamlı yardımcı sistemlere bölünmüştür. Titan'ın ekvatoral ve ılıman bölgeleri rüzgarın taşıdığı organik bileşikler bakımından zengin kumdan oluşan geniş kum tepelerine de sahiptir.
Cassini uzay aracı Kuzey Kutbu'ndaki kapsamlı bir sıvı hidrokarbon göl sistemi de keşfetti. Güney Kutbu'nda ise küçülen bir kıyı şeridine sahip Ontario Lacus adlı başka bir göl de bulundu. Bu göllerde görülen güneşin yansımaları göllerin kum veya buzdan ziyade sıvıyla dolu olduğunu doğruluyor. Çoğu krater muhtemelen daha sonra kriyovolkanik lav patlaması veya çarpma oluşumu nedeniyle düz zeminlere sahiptir ve merkezi zirvelerden yoksundur. Atmosferik koruma ve çeşitli jeolojik süreçlerden kaynaklanan dolgu nedeniyle Titan nispeten daha az sayıda kratere sahiptir. Titan'ın atmosferinin kalınlığı yüzeyindeki krater sayısını yarıya indirir. 2007'de elde edilen Titan'ın yüksek çözünürlüklü radar kapsamı krater dağılımında tek düzelik olmadığını gösteriyor. Xanadu bölgesi ayın herhangi bir yerinden yaklaşık 2 ila 9 kat daha fazla kratere sahiptir. Krater yoğunluğu ön yarım kürede arka yarım küreden %30 daha yüksektir. Hidrokarbon gölleri ve denizlerin yaygın olduğu Kuzey Kutup bölgesinde ve ekvator kumullarının bulunduğu bölgelerde ise düşük bir krater yoğunluğu gözlenir. Hidrokarbon göllerinin Titan'ın yüzeyinde bulunma olasılığı ilk olarak Titan'ın onları desteklemek için yaklaşık olarak uygun sıcaklık ve bileşime sahip kalın bir atmosfere sahip olduğunu gösteren Voyager 1 ve 2'nin verileri tarafından önerildi. İlk kanıt 1995 yılında Hubble teleskobu verilerinden elde edildi. Bu veriler Titan'da küçük bağlantısız ceplerde ya da geniş okyanuslar ölçeğinde dünyadaki suya benzer bir şekilde sıvı metanın varlığını öne sürdü. Cassini görevi sayesinde Titan'ın Güney Kutbu'nun yakınında Ontario Lacus adlı esrarengiz bir karanlık özellik keşfedildi ve daha sonra bunun bir göl olduğu doğrulandı. Cassini'nin radarı kuzey enlemlerini görüntülediğinde ise noktalar şeklinde birçok büyük ve pürüzsüz, dolayısıyla radara karanlık olarak görünen yamalar gözlemlendi. Bu, bilim adamlarının o yılın Ocak ayında Titan'da metan göllerinin varlığını ilan etmeleri için kanıt görevi görmüştü. Genel olarak Cassini radarı yüzeyin sadece küçük bir kısmının göllerle kaplı olduğunu göstermiş ve böylece Titan'ın dünyadan çok daha kuru olduğunu göstermiştir. Göllerin çoğu güneş ışığının eksikliğinin buharlaşmayı engellediği kutup bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ancak ekvatoral çöl bölgelerinde uzun süredir var olan birkaç göl de keşfedilmiştir. Ekvatoral göller ise muhtemelen vahalardan oluşuyor. 2008 yılında Cassini'deki görsel ve kızılötesi haritalama spektrometresi Ontario Lacus'ta sıvı etanın varlığını şüphenin ötesine doğrulamıştı. 2009 yılına gelindiğinde ise Cassini'nin WIMS ekipmanı düzgün ve aynaya benzer bir yüzeyi gösteren düzenli bir yansıma gözlemledi ve buradan Jinkpo Lacus olarak adlandırılan büyük bir sıvı cismin varlığına ilişkin çıkarımlar yapıldı. Kuzey yarımküredeki Ligeia Mare Gölü 200 metreden daha fazla derinlik göstermiştir. Bu, Titan'daki en büyük ikinci göldür ve Amerika'daki Michigan Gölü kadar büyük 3 gölü doldurmaya yetecek kadar metan içerdiği tespit edilmiştir. Kriyovolkanizma, son derece düşük sıcaklıktaki ortamlarda meydana gelen volkanik aktiviteyi ifade eder. Bilim adamları Titan'daki koşulların erken dünyanınkine benzediğini ancak çok düşük sıcaklıklarda olduğunu tahmin ediyorlar. Yüzeydeki göl dağılım haritaları atmosferdeki varlığını açıklayacak yüzey metanının olmadığını ve bu nedenle geri kalanı volkanizmanın açıkladığını gösteriyor. 2004 yılında Cassini tarafından tespit edilen Tortola Facula adlı alışılmadık derecede parlak bir özellik kriyovolkanik bir kubbe olarak yorumlandı. Cassini 2006 yılında Güney Yarımküre'de yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda, 30 kilometre genişliğinde ve 1,5 kilometre yüksekliğinde bir dağ silsilesi keşfetti. Bu dağ silsilesinin buzlu malzemeden ve metan karından oluştuğu düşünülüyor. Titan'daki karanlık ekvatoral arazinin yüzeyinin ilk görüntülerinde dünya merkezli teleskoplar tarafından ekvator boyunca geniş karanlık alanlar ortaya çıktı. Cassini'den önce bunların hidrokarbon denizleri olduğu varsayılıyordu.
Cassini'den alınan radar görüntüleri bu özelliklerin 100 metre yüksekliğe, 1000 metre genişliğe ve birkaç kilometre uzunluğa kadar uzunlamasına kumullarla kaplı geniş ovalar olduğunu göstermişti. Titan'daki kum, dünyadakinin üçte biri kadar yoğun. Düşük yoğunluk ve kuruluk nedeniyle taneler statik elektrik nedeniyle bir araya toplanabilir. Bu nedenle güçlü mevsimsel fırtınalar onları doğuya doğru uçurabilirse de bu kümelenme Titan'ın yüzeyine yakın hafif rüzgarın kum tepelerini hareket ettirmesini zorlaştırıyor. Titan'ın en yüksek zirvelerinin çoğu ekvatora yakın sırt kuşakları denen bölgede meydana gelir. Tektonik plakaların bükülmesiyle oluşan Himalayalar gibi dünyanın kıvrımlı dağlarına benzer olduklarına veya eriyen bir plakadan yükselen kriyolavın yüzeye yükseldiği Ant dağları gibi yitim bölgelerinden kaynaklandığına inanılıyor. Titan'ın buzlu mantosu, dünyanın magma mantosundan daha az akışkan olduğu ve buzlu ana kayası, dünyanın granit ana kayasından daha yumuşak olduğu için dağlar Titan'la dünyadaki kadar muazzam yüksekliklere ulaşmaz. Cassini ekibi 2016 yılında Mitri Montes silsilesinde bulunan ve 3337 metre yüksekliğe kadar yükselen Titan'daki bilinen en yüksek dağı keşfetti. Bazı jeologlar Titan'da hiçbir volkanik özellik kesin olarak tanımlanmadığından Titan'ın yüzeyinin yalnızca çarpma kraterleri, akarsu erozyonu ve diğer dışsal süreçlerle şekillendiğini düşünüyor. Tüm bu bilgilerin yanında NASA 2027 yılında Titan'a Dragonfly misyonunu gerçekleştirmeyi düşünüyor. Görev, Titan'daki prebiyotik kimya ve dünya dışı yaşanabilirliği inceleyecektir. Çünkü Titan, Jüpiter'in uydusu olan Europa ve Mars gezegeni ile birlikte dünya dışı yaşam için Güneş sistemi içerisindeki en büyük adaylar arasında bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Satürn'ün bu garip uydusu hakkındaki bilgimiz daha da artacak ve oradaki yaşanılabilirlik ihtimalini arttırma çalışmaları üzerinde durulacağını düşünüyorum. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.